Herkese iyi akşamlar diliyorum. Makale saatimizin 6.sına hoş geldiniz. Bu akşam COVID-19'a kısa bir mola vereceğiz ve sıtma ve toksoplazmadan bahsedeceğiz. Sıtmayı seçmemizin amacı her yıl 25 Nisan Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Sıtma Günü olarak kutlanmakta. 2019 ve bir de bunu her yıl farklı bir sloganla farkındalık yaratmaya çalışıyor. 2019 ve 2020 yılının sloganı Zero Malaria Starts With Me. Yani sıfır sıtma benimle başlardı. Bu sene 2020 ve 21 hem antimalaryal ilaç direnci ve COVID-19 çifte tehdit olarak karşımıza çıkmakta. 2019 verilerine göre dünyada 229 milyon sıtma vakası var ve 409 bin de sıtmaya bağlı ölüm gerçekleşmiş. 2021 yılının sloganı da Reaching the Zero Malaria Target, yani sıfır, yine sıfır sıtma hedefine ulaşma. Bir diğer konumuz da ilginç, yani hem sahadaki arkadaşlarımızı da yakından ilgilendiren, tanıda özellikle kafada bazen zaman zaman soru işaretlerine yol açan toksoplazma. Bu da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da 1 milyon vaka, kontamine gıdaya bağlı 1 milyon vaka görülmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 40 milyondan fazla insan etkilenmekte. Fakat erişkinlerde çok bir soruna yol açmamakla beraber en önemli sıkıntı konjenital toksoplazmozis. Bu da fetal ölümden tutun düşüklere, bebekteki konjenital nörolojik sendromlara, koriyer retinite kadar birçok sıkıntılı duruma yol açmakta. Zevkli konular. Soruları en son her iki sunum bittikten sonra cevaplandırmaya çalışacağız, tartışmaya da açacağız. Questions and Answers kısmından yazabilirsiniz. Ben şimdi sözü arkadaşım Yeşim'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler Osman. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, bir başka makale saatinde de birlikte olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün iki genç meslektaşım makalelerini hazırladılar. İlk olarak uzman doktor Büşra Betül Özlem Çapın sunumunu yapacak. Kendisi şu anda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. Ankara Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan mikrobiyoloji uzmanlığını aldıktan sonra Hacettepe Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'nda da yan dalını tamamladı. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Daha sonra da sevgili uzman doktor Özlem Ulusan Bağcı sunumunu yapacak. Şu anda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde görev yapıyor. Doktor Özlem Hanım da Ankara Tıp Fakültesi'nde mikrobiyoloji anabilim dalında uzmanlığını tamamladıktan sonra Ege Tıp Fakültesi'nde parazitoloji bilim dalında da yan dalını tamamladı. Sevgili Özlem'e de şimdiden teşekkür ediyorum. Ve ben sözü Sayın Metin Korkmaz hocama bırakıyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Hem Özlem hem Büşra, parazitolojinin geleceği onlar. Hakikaten doğru bir yola da girdi aslında işin ucuna bakarsanız. İkisi de bizim yan dalcılarımız. Seçtikleri konular hani COVID ile ilişkili de olsun istediler. Ama daha çok hani Türkiye'de de ilişkili olabilecek hem sıtma hem toksoplazmoz konusunda konuyu tartışmaya açabilecek iki tane güzel makale seçtiler. Neredeyse konferans olabilecek düzeyde makaleler. Osman açılışı yaptı. Özellikle Nisan ayının 25 Nisan'ın sıtma günü olması nedeniyle sıtmayı özellikle seçtik ama bizim de sorunumuz. Sonuçta seyahat ilişkili sıtma iyi ki bizim şu andaki sorunumuz. Yani sıtma ana sorunumuz olsaydı daha kötüydü. Geçmişin sorunuydu belki ama buna yönelik stratejileri belirleme adına da bu makale çok önem taşıyacak. Özlem'in de hazırladığı makale toksoplazmozla ilgili. Özellikle baktığımızda bizim ekol olarak en yakın olduğumuz Fransa var toksoplazmozda ve oranın ulusal referans merkezinin yaklaşımını çok güzel diyagramlarla anlatmaya çalışacak onların yaptığı makalelerle. Ben sözü önce Büşra'ya vereceğim, onun makalesine. Soruları daha sonra en sonda alıyoruz Osman dediği gibi. Ama iyi bir tartışmaya açılacak İki konumuz var gibi duruyor. Katılımcılara da baktığımız zaman yüzü geçmiş gibi görüyoruz şu anda. Bilmiyorum daha önceki makaleler nasıl oldu bilmiyorum ama
şeyin az önce hani sohbet sırasında da söylediğim gibi bu bizler için iyi bir fırsat olacak, iyi bir başlangıç olacak. Klimu da bu anlamda bize hazır geldi, Osman'dan geldi bu teklif. Çok teşekkür ediyorum. Büşra, söz senin. Çok teşekkürler Metin Hocam. Başlamadan önce ben de Banu Hocam'a, Yeşim Hanım'a, Osman Bey'e çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her türlü katkı ve destekleri için yine Metin Hocam'a da aynı şekilde çok teşekkürler. Ben şöyle ekranı paylaşarak başlayayım. Sanırım ekranı paylaşabildim. Evet hocam. Herkese, tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Bugün sunmaya çalışacağım bir derleme makalesi, Avrupa kaynaklı bir makale. Sıtmanın endemik olmadığı bölgelerde yurt dışı kaynaklı sıtma vakalarının incelendiği bir derleme makalesi. Sıtmaya kısmen bağışık olan ve bağışıklığı bulunmayan bireyleri karşılaştırmış durumda bu çalışma. Sıtma vakalarını incelediğimiz zaman endemik ülkelerde görülen yerli vakalar ve endemik olmayan ülkelerde gördüğümüz importe, yani yurt dışı kaynaklı vakalar olarak iki gruba ayırabiliriz bunları. Bu grup içerisinde göçler nedeniyle, insan hareketleri nedeniyle gördüğümüz vakalar mevcut. Bir de seyahat yoluyla bunları endemik bölgelerden edinen ve daha sonra endemik olmayan ülkelere dönen bireyler mevcut. Bu grup içerisinde de Avrupa kaynaklı olduğu için genelde Avrupa'daki beyaz ırk bireylerden bahsedilmiş. Hiç daha önce sıtmayla karşılaşmamış, bağışık olmayan bireyler ve günümüzde özellikle ön plana çıkan, daha önce aslında endemik bölgede yaşıyor olan ancak daha sonra endemik olmayan bölgeye göç etmiş. Fakat endemik olan ülkeye sıklıkla aile ve arkadaş ziyareti nedeniyle gidip gelen bireylerde görüyoruz bu vakaları. Öncelikle girişte sıtmanın epidemiolojisine bakacak olursak, 2010 yılı ve 2015 yılı arasında güzel bir düşüş olmasına rağmen daha sonra 2019 yılına doğru tekrar bir artış görüyoruz ve bu vakaların toplamda 87 ülkeden bildirildiğini görüyoruz. Bunların %94'ü de Dünya Sağlık Örgütü Afrika bölgesine ait. Bu 87 ülkeyi daha yakından inceleyecek olursak, bunların aslında tüm vakaların %80'inin 15 ülkeye ait olduğunu görmekteyiz. Hindistan'ı ayırdığımız zaman aslında 14'ü de Sahra Altı Afrika ülkeleri. Plasmodium falciparum Sahra Altı Afrika ülkelerinden izole edilen vakaların aslında %99'unu oluşturuyor. DSO Amerika bölgesine baktığımız zaman ise VIVAX'ın da izole edilebildiğini görüyoruz. Peki tanım olarak yurt dışı kaynaklı sıtma nedir diye baktığımızda, aslında burada etken birey tarafından endemik bölgeden alınıyor. Ancak hastalığın kliniği endemik olmayan ülkede ortaya çıkıyor. Tanı ve tedavi de endemik olmayan ülkede yapılıyor. Biz peki seyahat etmeden önce nereden bu konuyla ilgili bilgi alabiliriz diye baktığımız zaman, seyahat sağlığı gov.tr'ye girdiğinizde isterseniz haritadan ya da alfabetik listeden gidecek olduğunuz ülkeyi seçebiliyorsunuz. Hem o ülke hakkında bir genel bilgi alabiliyorsunuz, hem de diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi sıtmaya ilişkinde direnç olup olmadığı, profilakside neler kullanılabileceğiyle ilgili bir ön bilgi alabilir kişiler. Tabii ki klinisyene danışmak koşuluyla. Yurt dışı kaynaklı sıtmayı Avrupa ve Avrupa dışı olarak ayırmışlar burada yazarlar. Avrupa'da özellikle Batı Avrupa ülkelerinin ön planda olduğunu görüyoruz. Fransa ve İngiltere başı çekmekte. Avrupa dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 1500'ün üstünde vaka görüyoruz. Ancak burada Çin'e dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Çin henüz sıtmayı elimine etmiş olarak gözükmediği için bu listede bulunmuyor. Ama eliminasyon yolunda da ilerlemekte. 2017'den beri yerli vaka bildirmiyorlar. 2020'de de aslında hedefleri elimine etmekte, fakat tabii Covid girdi araya. Ancak elimine ettikleri kabul edilirse 2500 yurt dışı kaynaklı vakayla bu listeye en yukarıdan girmesini bekliyoruz. DSO Avrupa bölgesi yurt dışı kaynaklı sıtma vakalarına baktığımız zaman, Dünya Sağlık Örgütü aslında 51 ülkeden, Avrupa'dan yıllık veriler alıyor. 1972 yılından 2000 yılına kadar yurt dışı kaynaklı sıtma vakalarının 10 kat arttığını görüyoruz. Batı Avrupa ülkelerinin ön planda olduğundan bahsetmiştim. Eğer falciparum etken olarak görülüyorsa, daha çok seyahat edilen bölge Batı Afrika'yken, VIVAX'da Hindistan ve Pakistan seyahatleri ön plana çıkıyor.
Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde durum nedir? 1974 ve 2014 arasında yurt dışı kaynaklı vakaların artmış olduğunu bildiriyorlar. 2014-2015 yıllarında bir azalma söz konusu. Bunu da Ebola salgınına bağlı olarak seyahatlerin azalmasına bağlamışlar. 2016 yılında tekrar artış var. Burada da şunu bildiriyorlar ki %91'i Batı Afrika kaynaklı. Bu bireylerin neredeyse üçte ikisi Amerika vatandaşı ve en sık görülen etken falciparum %70, %77. Bunu da Vivax, Ovalle, malaria ve çoklu enfeksiyonlar takip etmekte. Peki göçmen popülasyonuna ait risk faktörleri nelerdir diye baktığımızda, bu bireyler o bölgede belli bir dönem yaşadıkları için ve orada aileleri, arkadaşları olduğu için aslında endemik bölgeye uzun süreli seyahatler yapıyorlar. Gittiklerinde uzun süre kalmayı tercih ediyorlar. Daha önce yaşadıkları bir yer olduğu için risk algıları daha farklı ve seyahat öncesinde konsültasyona pek gitme eğiliminde olmuyorlar. Profilaksi kullanmama eğilimindeler. Bunun bir kısmı bahsettiğim risk algısıyla alakalı kültürel sebepler olsa da bunun arasında yine lisan engelinin veya maddi engellerinde olabildiği söyleniyor. Afrika boynuzuna baktığımız zaman da özellikle Avrupa'da Almanya, İsveç ve İsviçre'den yurt dışı kaynaklı Vivax'ın etken olduğu vakalar bildirilmiş ve biz bunu özellikle bu coğrafik bölgede görüyoruz. Yani Eritre, Etiyopya, Cibuti ve Somali'yi içeren bu coğrafi bölgeden olan seyahatler ve özellikle bu bölgeden göç almış ülkeler olması nedeniyle bunu görüyoruz. Peki sıtmaya kısmi bağışıklık nasıl kazanılıyor ya da bu neyi sağlıyor? Endemik bölgedeki bireylerde aslında komplikasyonları ve yüksek parazitemi oluşumunu engelleyen bir bağışıklık yanıtı oluşmakta. Hastalığa karşı gelişmiş bir bağışıklık bu. Klinik bağışıklık diye de geçiyor. Steril bir bağışıklık olmadığından bahsediyor yazarlar. Burada aslında konu etkeni replike olmaya aslında devam etmesi ve bir miktar parazitemi olması şeklinde bildiriliyor. Ancak bunun klinik bir önemi var. Çünkü bu bireylerde klinik seyir, tanısal testlerin performansı ve klinik yönetim etkilenmekte. Peki biz gideceğimiz yerin düşük, orta ya da yüksek endemik olduğu neye göre belirleniyor? Bu endemisi aslında belirleyen bazı parametreler var. Bunlar arasında dalak hızı, entomolojik inokülasyon hızı, yaşa göre örneklenmiş antikor titresi, bunların arasındaki parametreler. Dalak hızının özgül olmadığını hepimiz tahmin edebiliriz. Çünkü farklı nedenlerle splenomegali oluşmuş olabilir. Entomolojik inokülasyon hızına baktığımızda bu da aslında birim zamanda kişi başına düşen enfektif sivrisinek ısırığı olarak geçiyor. Çok emek yoğun ve maddi kaynak gerektiren bir yöntem. Çünkü belli bölgelerden sürekli sivrisinek örneklemeleri yapıp onları diseke etmek gerekiyor. Ancak gerçekten emek yoğun bir yöntem olmasına rağmen çocuklarda parazitemi yoğunluğu ve insidansı arasında güçlü bir ilişki gösterilmiş. Ya da yaşa göre antikor titrelerini örnekler alarak antikor titreleri ölçülerek matematiksel modellemelerle de yine o bölgenin düşük, orta ya da yüksek ya da hiperendemik olduğu söylenebiliyor. Peki edinilmiş bağışıklığa baktığımızda nasıl saptanıyor? Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde yaşayan bireylerde görüyoruz. Parazite tekrar eden maruziyet gerekiyor ve yıllar içinde kazanılıyor. Maruziyet eğer devam etmezse koruyuculuk azalıyor. Yaş ve endemisiteden etkileniyor. Bu figürde baktığımızda bu şekilde grafikte zaten 10 yaşa kadar endemik bölgede ise eğer birey ağır sıtma kliniğinin olduğunu görüyoruz. Daha sonra klinik gelişse bile hafif bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Ve yıllar içerisinde bireylerde de yaşla birlikte parazitemi miktarının ciddi anlamda azaldığını ama tamamen sıfırlanmadığını fakat klinik anlamda bir koruyuculuk sağladığını söyleyebiliriz. Peki endemik bölgede ağır sıtma hangi bireylerde gelişir diye baktığımızda aslında zaten sıtmayı biliyoruz. 5 yaş altı çocukların ölüm nedenlerinin başında geliyor maalesef. Küçük çocuklar, yine gebelik bir immünsüpresyon durumu, gebe kadınlar ve en az bu iki grup kadar duyarlı olan endemik olmayan bölgeden gelen turistler bu bölgelerde risk grupları haline geliyorlar.
Burada da bölgenin endemik olma durumuna göre hastalık riskinin nasıl değiştiğini gösteren bir grafik. Eğer düşük endemik bir bölge ise ve insidans artarsa orada hastalık riski artıyor. Fakat orta endemik bir bölgeye geldiğimiz zaman hastalık riskinin azaldığını görüyoruz. Bu aslında edinilmiş bağışıklığa, sürekli maruziyete bağlanıyor yazarlar tarafından. Daha sonra bir plato çiziyor. Hiperendemik bölgelerde tekrar bu riskin arttığını söylemek mümkün. Burada da aslında tam tersinden bakılan bir çalışma. Endemik olmayan bölgelerde yaşayıp endemik bölgeye göç eden bireylere bakılmış. 8 ay sonra bakıldığında aslında normal kendi ülkelerindeki gibi bir eğri çiziyorlar. Yani ileri yaşlarda prevalansın arttığı görülüyor. Ama 20 ay kadar orada yaşamaya devam ettikleri durumda da oranın yerlileri gibi kısmi bir bağışıklık oluşturup yaşla birlikte prevalansın onlarda da azaldığını görüyoruz aylar içerisinde. Yine benzer bir grafik aslında. Yani maruziyetin akut mu yoksa kronik mi olduğu burada çok önem kazanıyor. Akut bir maruziyette aslında ileri yaşın biz risk olduğunu görürken daha önce hiç karşılaşmamış bireylerde eğer da sürekli bir maruziyet olursa yani karşılaşmaya devam ederlerse de ilk 10 yaş içerisinde bile mortalitenin ciddi olarak azaldığını görüyoruz. Bu doğal yolla kazanılmış bağışıklıkta belirli gruplara özgü özelliklere baktığımız zaman çocuklar, gebeler ve çeşitli etnik farklılıkları burada görebiliriz. Çocukların özellikle 5 yaştan sonra artık bir koruma geliştirdiklerini söylemek mümkün. Hiperendemik bölgelerde ağır hastalık varlığı diğer bölgelere kıyasla daha az. İlk karşılaşma yaşının da doğal yolla kazanılmış bağışıklık üzerine etkisi olmadığını söylüyor yazarlar. Gebelerde tabii özellikle ilk ve ikinci gebelikte bir ağır hastalık söz konusu. Hem hücresel bağışıklığın baskılanmasıyla alakalı bu hem de hümoral ünite ile ilgili bir takım yapıların plasentada sekestre olmasıyla alakalı. Ama daha sonraki gebeliklerde bu durumun azalmasıyla ilgili olarak da bu gördüğümüz PF ve AR2CS antijenine karşı gelişmiş olan antikorun aslında artık etkenin plasenta yoluyla geçmesini veya işte tutunmasını genel olarak hücrelere azalttığı söyleniyor. Etnik farklılıklara baktığımızda da bunun nedeni henüz bilinmese de bir Fulani klanı diye geçen bir grup bireyde yine Afrika'da yaşayan bir grup bireyde doğal olarak daha az sıtma enfeksiyonu görüldüğü saptanmış. Peki sıtmasız bölgeye göç eden bireylerde bu bağışıklık ne kadar sürüyor diye baktığımızda asıl buradaki endişe bir süre sonra zaman içerisinde ağır hastalık ve komplikasyonları açık hale gelip gelmeyecekleri. Madagaskar'da yapılan bir çalışmada 20 yıl sonra bile bağışıklık yanıtının saptandığı görülüyor. Yine Fransa'ya yerleşen Batı Afrika göçmenlerinde hem hücresel hem de hümoral imünitenin 13 yıldan daha uzun devam ettiğini göstermişler. Antikorlar azalsa da hafıza B hücrelerinin 16 yıla kadar korunduğu, daha önce sıtmayla karşılaşmış bireylerin daha yüksek antikor cevabı verdiği ve daha çok hafıza B hücresi alt popülasyonu içerdiği sahip olduğu görülmüş. Sıtmanın endemik olmadığı ülkelerde 10 yıllarca yaşasalar da endemik bölge seyahatleri sonrası sahra altı ülkelerde yaşamış göçmen bireylerde sıtmayla hiç karşılaşmamış bireylere göre falciparum sıtmasının daha az bildirildiğini söylüyorlar. Peki bu bireylerde kısmi bağışıklığı gösterecek bir biyobelirteç söz konusu mudur? Bununla ilgili Papua Yeni Gine'de yapılan bir çalışma var. Vivax merozoit proteinlerinden 12'sinin ciddi yüksek yanıta, immün reaktiviteye sebep olduğu görülmüş. Özellikle buradan seçilen bazı antijenlere karşı gelişmiş antikorların koruyucu bağışıklık yanıtla ilişkili olduğunu, Vivax sıtmasını önemli ölçüde önlediğini ancak falciparum kliniğine etkisi bulunmadığını, çapraz bir koruyuculuk olmadığını söylemişler. Çok sayıda rekombinant plazmodyum proteinine karşı gelişen özgül IgG antikorlarının daha önce sıtmayla karşılaşmış popülasyonda taranması, sıtmaya karşı gelişen doğal bağışıklığın tanımlanması için yeni hedefler bulunmasını sağlayabilir. Burada Vivax'ta retikülosit bağlayıcı protein ailesinden 6 proteine karşı gelişen total IgG antikor seviyelerine bakıldığında 2B ve 1A'ya karşı gelişen antikorların çocuklardaki sıtma kliniğinin gelişimini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiş. Yine burada Vivax-Seltos antijeni ve CSP antijenleri var.
Bunlarda da Tayland-Myanmar sınırında yaşayanlarda antikorların bir yıldan uzun süre durduğu, zamanla azaldığı, PCR'la saptanan parasitemisi olan ve olmayan bireylerde ise farklılık göstermediği görülmüş. Özellikle CSP antijenine karşı oluşan cevabın hem Vivax'a hem de falciparma maruz kalmış bireylerde görüldüğü gösterilmiş. Tayland'da da düşük endemik bölgede Vivax enfeksiyonu olan asemptomatik bireylerde CSP ve retiküloside bağlanma proteinlerinde içeren 11 farklı proteine güçlü IgG yanıtı görülmüş. Brezilya'da düşük endemik bölgede anti-PVDGP IgG cevabının sıtmaya karşı gelişen klinik bağışıklıkla doğru orantılı olduğu gösterilmiş ve bağışıklamada bu antijenin kullanılabileceği söylenmiş. PVMSP 119 antijenine karşı gelişmiş antikorun da sıtma etkenine önceki maruziyeti öngörebilen bir biyobelirteç olabileceği söylenmiş. Merozoit yüzey proteinlerine baktığımızda da Senegal'de MSP 3'e karşı gelişmiş IgG 3'lerin yaştan bağımsız olarak sıtmaya karşı gelişen klinik bağışıklıkla ilişkili bulunduğu bildiriliyor. Sıtmayla hiç karşılaşmamış bireylere uygulandığında en az 6 yıl koruma sağladığı saptanıyor. Vietnam'ın falciparum endemik bölgelerinde de yüksek miktarlarda MSP 4'e özgül antikorların saptandığı ve serbest merozoitlerin opsonizasyon ve komplement aracılığı dizisini sağladığını, aşı çalışmalarında da bu antijenlerin kullanılabileceğinden bahsetmişler. Yine önemli, evet ismen belki karışık gözüküyorlar ama kısa süreli ve uzun süreli bağışıklığı ayrı ayrı gösterebilecek biyobelirteçler olabileceğinden bahsediliyor. Yani aslında sıtmaya karşı bağışıklık durumunu gösterme amacıyla biyobelirteç olarak kullanılacak proteinin seçilmesi için farklı endemik özellikler gösteren çeşitli bölgelerden tüm plazmodyum türlerini ve çok etkenli enfeksiyonları da içeren çok merkezli çalışmalar gerektiğini söylüyorlar. Peki sıtmayla karşılaşmamış bireylerde sıtmanın doğal seyri nedir diye bakıldığında, tabii ki etik sorunlar nedeniyle bunun doğal seyri net olarak söylemek mümkün değil. Sonuçta sıtma bir acil ve acil de tedavisi gerekiyor. Ancak tarihi olarak nörosifilizin bir dönem tedavisinde iatrojenik olarak bireyler sıtma etkeniyle enfekte edildiği için biliyoruz ki falciparum ve Vivax'ı daha yüksek parazitemi görülmüş. Ovale ve malaryada nadiren bu bireylerde parazitemi seviyesi yüksekmiş ve düşük parazitemi seviyelerinde bile sıtmayla karşılaşmamış bireyler semptomatik hale gelmiş. Novlesi ile ilgili buna benzer bir çalışma yok. Böyle bir iatrojenik dönemde etken bilinmediği için ancak yüksek parazitemi seviyesiyle ve klinik komplikasyonlarla ilişkili olduğunu klinik gözlemlerinden yazarlar bildiriyorlar. Klinik seyre baktığımız zaman her aslında enfeksiyon hastalığında olduğu gibi sıtmada da 3 parametre ekseninde devam ediyor. İnsan, parazit ve çevre burada da. Kişinin edinsel bağışıklığı nasıl etkiler diye baktığımız zaman aslında sıtmayla karşılaşmamış bireyler, endemik olmayan ülkede yaşayanlar, yıllarca endemik ülkede yaşamış ancak bir süredir endemik olmayan ülkede yaşayanlar, yani kısmen bağışık ancak bağışıklığı sönümlenmekte olanlar, endemik ülkede yaşamış ve yaşamakta olup endemik olmayan bir ülkeye seyahat için gelen bireyler, yani kısmen bağışık, yarı bağışık olan bireyler olarak kişinin edinsel bağışıklığına göre klinik seyir değişebilmekte. Bunun dışında bireye ait hangi özellikler etkiler dediğimiz zaman genetik mutasyonlar sonucu doğal direnç, örneğin DAFA antijeninin bulunup bulunmaması gibi, kemoprofilakside hangi ajanın tercih edildiği ya da tedavide kullanılan ilaçlar gibi etkenler etkileyebilir. Parazite ait özellikler arasında da hangi plazmodyum türüyle enfeksiyonun geliştiği, hangi özelde hangi suçla ve parazitin ilaç direncinin bulunup bulunmaması önemlidir. Çevreyle ilgili olanlarda da örneğin dişi anoferle parazit bulaşma potansiyeli de klinik seyri etkileyebilecek çevresel bir etmen. İsveç'te Afrikalı göçmenlerde yapılan bir çalışmada endemik olmayan bölgede yaşama süresindeki artışın özellikle 10 yılın üstüne çıktığı zaman bunun kötü klinik seyirle ilişkili olduğu saptanmış. Özellikle 15 yıl ve sonrasında sıtmayla hiç karşılaşmamış bireylere benzer klinik seyir göstermişler. Fransa'da da buna çok benzer olmayan sonuçlar bulunmuş aslında. Kişiler iki gruba ayrılmış. 15 yıl ve daha uzun süredir Fransa'da yaşayan ve aile ziyareti için endemik ülkeye giden vakalar, bir de Avrupa kökenli olup endemik bölgeye seyahat sonucu gelişen sıtma vakaları olarak. Baktığınız zaman ağır sıtma kliniği görülenler de başlangıç parasitemisinin %2'nin altında olan bireylerde daha çok göçmen
seyahatiyle oluşan grupta ve bu grupta hemoglobin seviyesi de aslında daha yüksek seyretmiş. Trombosit seviyeleri de bu çalışmanın sonucu olarak da ağır sıtma kliniğinin göçmen seyahatlerinde aslında %75 daha az karşılaşıldığı şeklinde. Yine Fransa'da falciparum sıtması üzerine prospektif bir çalışma yapılmış, takip edilmiş bireyler göçmen ve yerli olarak iki gruba ayırmışlar. Göçmen bireylerin en az 4 yıldır Fransa'da yaşaması gerekiyor. Burada da ortalama parasitemi seviyesinin ve ağır sıtma kliniğinin gelişiminin istatistiksel olarak daha anlamlı şekilde göçmen bireylerde daha düşük olduğu görülmüş. Yerlilerin 4.3 kat daha fazla risk altında olduğu görülmüş. Trombosit sayıları, hemoglobin değerleri daha yüksek seyretmiş. Ateşin sonlanması da, parasiteminin sonlanması da daha kısa olarak saptanmış ve göçmenlerde antikor yanıtının daha yüksek olduğu gösterilmiş. İngiltere'de de 16 yıl süresince falciparum sıtması tanısı alanlarda yapılmış bir çalışma var. Burada da bireyleri 3 ayrı grupta değerlendirmişler. Afrika kökenli, Asya kökenli olanlar ve beyaz ırk olarak. Asya kökenlerde ve beyaz ırkta ağır sıtma riskinin 8 kat kadar arttığı, daha fazla arttığı gösterilmiş. Yine bu bireylerde kötü klinik seyirde 4 kat ve üzerinde artmış. Hastane yatış süresinin Asya kökenlerde ortalama %40 daha uzun olduğu, beyaz ırkta da yine %34 daha uzun olduğu ve bunun da istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmış. Afrika kökenli bireylere baktığımızda da daha önce bir sıtma epizodu geçirmiş olmanın ağır sıtma kliniğini %65 azalttığı gösterilmiş. İngiltere'de de şu şekilde bir yorum yapmışlar ve bir çalışmaya başlamışlar. Biz evet tamam göçmen diyoruz, ona göre kısmen bağışık ve değilmiş gibi ayırıyoruz. Ama bunu henüz gösteren bir biyo belirteç yok. Aslında bu şekilde ayırmak çok doğru olmaz çalışma anlamında. Biz kliniğin seyrine göre iki gruba ayırdık. Hafif hastalık geçirenler ve ağır hastalık geçirenler şeklinde. Ve her iki grupta da eşit miktarda aslında beyaz ırka ait bireyler gördük diyorlar. Evet yüzde olarak burada Afrikalıların daha çok olduğunu görüyoruz. Ancak bunu istatistiksel olarak anlamlı bulmamışlar. Aslında burada asıl anlamlı buldukları diğer ırklardan olmak, örneğin sarı ırk gibi uzak doğudan olmanın ağır hastalık için daha risk faktörü olduğu yolunda. Yalnız örneklem sayıları da tabii ki küçük. Peki endemik bölgeye seyahat eden bireylerde klinik belirti ve bulguların tanısal değeri nedir diye baktığımızda biliyoruz ki endemik bölgeden olmayan bireylerin aslında daha semptomatik bu durumu geçirmesi söz konusu. Özellikle splenomegali ve işte 1.2 mg bölü desilitrenin üzerindeki bilirubin değerlerinin bir arada görülmesi sıtmayı öngörüyor şeklinde söylüyorlar. Ya da sarılık ve trombositopeni aynı anda varsa yine sıtmayı öngörebilir şeklinde. Özellikle seyahat sonrası, seyahat dönüşünde ateş varsa bunun sıtmayı öngörme özgürlüğünün %82.3 olduğunu söylüyorlar. Ancak bu salgın öncesi değerler. Şu anda salgında olduğumuz için seyahat ve ateş bir araya geldiğinde aslında ön planda COVID düşündüğümüzü göz önünde bulundurmak lazım. Yine ateşin duyarlılığının %90 olduğu söyleniyor. Yani 100 sıtma vakasının 10'unda ateş olmayabilir deniyor. Buradaki ateşin de duyarlılığını arttırmak için belki son 48-72 saat içindeki ateşi sorgulamak daha uygun olabilir. Araştırıcılar aynı zamanda şunu söylüyor. Ateş varlığı çok özgül bulunmamakla birlikte ateşin yokluğu aslında sıtma tanısını bizim dışlamamızı sağlayabilir. Burada işin içerisine negatif olabilirlik oranı giriyor. Yani negatif olabilirlik oranı dışlama kriterleri ne kadar düşükse siz o hastalığı o kadar rahat dışlayabiliyorsunuz. Yine buna benzer bir şekilde öksürük de bu şekilde. Eğer bireyde öksürük varsa aslında diğer hastalıklara yönlenmek gerekiyor ve sıtmayı ekarte etmek gerekiyor. Çünkü diğer hastalıklara göre 25 kat daha nadir gözüküyor. Sıtmada öksürük. Ancak bunların hepsi tabii ki semptomatik giden aslında endemik bölge seyahati olan bireyler için kısmi bağışıklığı olan bireylerde semptomların tanısal değeri ciddi anlamda düşüyor. Peki laboratuvar değerlerine baktığımızda bunların tanısal önemi ne durumda dediğimizde parasitemin arttıkça nötrofilin arttığını, trombosit miktarının azaldığını, lenfosit ve total lökositin de azaldığını bildiriyorlar yazarlar. Özellikle burada nötrofil lenfosit oranı ve monosit lenfosit oranına bakıyorlar. Nötrofil lenfosit oranının sıtmayla karşılaşmamış bireylerde ağır sıtmada yükseldiğini söylüyorlar. Özellikle 0.25 ve üzerinde ise kısmen bağışık bireylerde
de ağır sıtmayı gösterme duyarlılık ve özgürlüğü %63,6 ve %80 şeklinde. Monosit lenfosit oranının da ağır sıtmada azaldığını bildiriyorlar ancak tabii ki çeşitli fazları olan bir enfeksiyon, sıtma enfeksiyonu için bunu söylemek çok doğru da olmayabilir. Çünkü iki fazı var. Pre-eritrositik fazı, hepatik fazı ve eritrositik fazı var. Bunlara ayrı ayrı bakıldığında aslında ilk fazda bu değerlerin arttığı görülürken ikinci fazda lökopeni, lenfopeni, sınırda da nötropeni görülmekte. Aynı zamanda yazarlar prokalsitoninin parasitemi seviyesiyle orantılı artış gösterdiğini de bildiriyor çalışmaları sonucunda. Şöyle yapılan derlenen çalışmalar arasında Almanya'da yapılan bir çalışma var. Sıtmayla karşılaşmamış bireylerde komplike olmayan sıtmada prokalsitoninin miktarının bir ortalama 1,1 nanogram bölü mililitre olduğu belirtiliyor. Normal değeri 0,5 nanogram bölü mililitrenin altı. Kısmen bağışık bireylerde bu birazcık daha yüksek seyrediyor. 2,4 nanogram bölü mililitre gibi. Özellikle ağır klinik varsa istatistiksel olarak anlamlı şekilde artıyor. 10,7'lere geliyor ortalama. Ve özellikle bildirdikleri 6 vaka, fataliteyle sonuçlanan 6 vakada da prokalsitonin miktarlarının 25,6'dan 132,1'e kadar gittiği söyleniyor. İtalya'da serebral malaria ile gelen iki çocuk hasta var vak olarak bildirilen. Bunların da çok yüksek prokalsitonin değerlerine sahip olduğu görülmüş. Burada önemli bir noktada tedaviyle birlikte prokalsitonin değerlerinin de hızla geriliyor olması. Plazma laktat düzeylerine baktığımızda da yüksekse plazma laktat düzeyi ağır sıtma riskini 31 kat bu durum arttırıyor. Özellikle yine hiponatremi 133 milimol bölü litrenin altındaysa kötü prognostik faktör. Falciparum sıtmasında normalde bizim gördüğümüz evrim şekilleri aslında genç trofozoitler ve daha nadiren gametositler. Ama bunun dışında çok nadiren şizontlar da görülebiliyor ve şizont görülmesinin ağır klinikle ilişkili olduğu belirtiliyor. Daha çok da sıtmayla daha önce karşılaşmamış bireylerde bu şekilde olduğunu söylüyorlar. Dedimerinde falciparum sıtmasında endotel hasarına neden olduğunu, daha doğrusu endotel hasarını gösterdiğini ve ağır sıtmada daha yüksek olduğunu belirtiyorlar. Hollanda'daki sıtma vakalarıyla yapılan prospektif bir çalışmada da sıtmayla daha önce karşılaşmamış bireylerde akut böbrek hasarının daha sık geliştiği saptanıyor. İsrail'de sıtmayla daha önce karşılaşmamış bireylerde gelişen sıtmada tedavinin değerlendirilmesinde burada da ileri yaşın mortalite için bağımsız risk faktörü olduğu saptanıyor. Özellikle 40 yaşın üzerinde mortal seyretme riski 4,29 kat daha artıyor. Cinsiyetler arasında bu çalışmada bir fark bulunmamış. Benzer veri kısmen bağışık olan bireyler için bulunmamakla beraber bir sıtmanın endemik olduğu ülkelerde mortalite hızının çocuklarda en yüksek, erişkinlerde en düşük olduğunu biliyoruz. Kısmen bağışık bireylerde ise çocuklar ve erişkinler benzer koruyucu bağışıklığa sahip olduğu düşünüldüğünde ölüm hızının ileri yaşta daha yüksek olduğunu bekliyoruz. Kemoprofilaksiye uyumun ağır klinik tablo görülme sıklığını azalttı tezini öne sürüyorlar. Bununla ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığını ancak yine klinik bir gözlem olarak seyahat dönüşü görülen vakaların çoğunun kemoprofilaksi kullanmadığını belirtiyorlar. Hastalığa karşı gelişen bu bağışıklık en az 10 yıl devam ediyor. Bu gözlemsel çalışmalarla desteklenmiş. Korunma hafif bir klinik seyir sağlıyor ve parazite karşı gelişen bağışıklığın da azalmasına rağmen devam ettiği görülmekte. Peki endemik olmayan ülkelerde sıtma tanısında tanısal örneğimiz nedir dendiğinde? Evet, bizim asıl önemli örneğimiz gerçekten kan tabii ki. Ama yapılan başka çalışma var mı diye bakıldığında bunu eklemişler. Özellikle non-invaziv bir örnek olarak tükürükle yapılan böyle bir topoizomeraz bir aktivitesine bakarak malaryayı tespit edebileceklerine dair bir kit geliştirmeye çalıştıkları bir çalışma söz konusu. Peki tanıda biz endemik olmayan ülkede nelere dikkat etmeliyiz? Çok daha nadir göreceğiz. Yerli vaka olmadığı için seyahat sonrası ve nadiren görülecek aslında vakalar. O yüzden kullandığımız testin mutlaka yüksek duyarlılık ve özgürlüğe sahip olması gerek şeklinde yorum yapıyorlar. Bu testlerde neler olabilir? PCR, lamp ya da ELISA olabilir şeklinde söylüyorlar.
Ancak bunların maliyetleri, bunların kullanımı için yetkin personel gerekmesi, aynı zamanda en önemlisi klinik seyrin hızla kötüleşebilmesi nedeniyle aslında burada da klasikten ayrılamıyoruz. Hızlı tanısal testler Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve uzman mikroskopist tarafından değerlendirilen mikroskopik inceleme, yani kalın damla ve ince yayma, gimzayla boyalı bu preparatların değerlendirilmesi çok önemli. Peki endemik olmayan bölgede sıtma tanısında nasıl zorluklar yaşanabilir? Burada aslında test performansına bakmamız gerekiyor. Duyarlılık, özgürlük, pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değeri gibi değerler. Burada önemli olan, biz eğer endemik olmayan bir ülkedeysek, prevalans düşük olduğu için aslında testimizin duyarlılık ve özgürlüğü yüksek dahi olsa pozitif öngörü değerimiz düşük olacaktır. Burada aslında altın standart yöntem dışındaki yöntemlerle alınan pozitif sonuçlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Altın standart yöntemimizin gimze boyalı preparatlar olduğunu altını çizmek istiyorum. Bunun da yine önüne geçmenin başka bir yolu test öncesi olasılık değerlendirmesi yapmak. Yani anamnezin detaylı olarak alınması ve seyahat öyküsünün mutlaka bildirilmesi. Bunun dışında tanısal nasıl zorluklarla karşılaşılabilir? Sıtmayla daha önce karşılaşmamış bireylerde de, kısmen bağışıklığı olan bireylerde de aslında benzer şeylerle karşılaşabiliriz. Ancak sebepleri farklı olabilir bunların. Örneğin her ikisinde de yüksek parasitemi ya da düşük parasitemi ile karşılaşabiliriz. Daha önce karşılaşmamış bireylerde etkenle koruyucu bağışık yanıtları olmadığı için yüksek parasitemi ile gelmelerini bekliyoruz aslında, ama bu bireyler de düşük parasitemi ile gelebilir. Çünkü daha düşük parazit seviyeleriyle semptomatik hale gelebiliyorlar. Kısmen bağışıklığı olan bireylere baktığımızda da semptomatik olmaları için bu bireylerin aslında daha yüksek parazit seviyeleri, parasitemi seviyeleri gerekiyor. Yine de nadiren çok yükseliyor bu değerler ve koruyucu bağışıklık yanıtı bulunduğu için bu bireylerde biz daha nadir olarak, daha sıklıkla düşük parasitemiyi görüyoruz. Burada da yapılan bir çalışmada kısmen bağışık ve bağışık olmayan bireyler arasında parasitemi seviyelerinin farklı olduğunu söylemek için yeterli kanıt bulunmadığını söyleyen bir çalışma da var. Bir İngiltere çalışmasında bağışık olmayan bireylerde parasitemi yüzdesi 0,32 bulunurken kısmen bağışık bireylerde 0,4 olarak bulunmuş. Ancak %2'sinde %10 ve üzerinde parasitemi saptanmış ve bunların hepsi bağışık olmayan bireylermiş. Bağışık olmayan bireylerin %5'in üzerinde parasitemi yüzdesine sahip olma olasılığı kısmen bağışık bireylere göre 4,5 kat daha fazla olarak saptanmış. Peki biz mikroskobinin duyarlılığının aslında mikrolitrede 10 parazit olduğunu teorik olarak biliyoruz. Ancak uzman bir mikroskobist göre aslında bunun çok, yani altına da inilebilir, daha az sayıda parazit hesaplanabilir ya da duyarlılık eğer düşerse daha üste de çıkabilir bu. Peki gerçekten klinik bir şüphe varsa ne yapılabilir dediğimiz zaman, duyarlılığı arttırmak adına 12-24 saat ya da bizim ülkemizde yaptığımız gibi 8-12 saatte bir örnek alınabilir. 3 kereye kadar örnek alınabilir. Yine sıtma şüpheli, semptomatik ancak ilk örneğe negatif saptanan bireylerin yatışı yapılarak aseksüel parazit jenerasyonunun oluşması için gerekli süre beklenebilir demişler. Klinik ve anamnezin sıtma için çok şüpheli olduğu ancak örneğe negatif geldiği durumlarla da tedavi başlanarak olası komplikasyonların önüne geçilebileceği Avrupa nosyonu olarak belirtilmiş. Biz de mutlaka etkeni göstermek gerekiyor eğer tedavi başlanacaksa. Hızlı tanı testlerinde de parasiteminin en az mikrolitrede 100 parazit olması gerekiyor. Bunun altını kaçırabiliyor. Bunun dışında eğer çok yüksekse parasitemi seviyesi, orta yüksek ya da çok yüksek parasitemilerde, özellikle histidinden zengin protein 2 bazlı hızlı tanı testlerinde prozon etkisini görüyoruz. Bu yüzden seyahat dönüş yüksek parasitemi sebebiyle hızlı tanı testi sonucu negatif saptanan bireylerde aynı zamanda bu tablonun fatal seyredebilmesi nedeniyle şüpheli vakalarda izotonik bir ajanla dilisyon sonrası başka tabanlı bir testle tekrar bu hızlı testin tekrar edilebileceğinden ya da bunun dışında bir yöntemin de mutlaka kullanılması gerektiğinden aslında gimze boyalı preparatın hızlıca incelenmesi gerektiği belirtilmesi gerekiyor.
Peki hızlı tanı testlerinde falciparuma baktığımız zaman burada da tanısal performansı gösteren esas parametre aslında yine negatif olabilirlik oranı. Yani bu ne kadar düşükse biz o kadar dışlayabiliyoruz. Negatifin gerçekten ne kadar negatif olduğuyla çok alakalı. Eğer söz konusu falciparum sıtmasıysa histidinden zengin protein 2 bazlı testlerin LDH bazlı testlere göre daha iyi performans gösterdiğini söylüyorlar. Tabii ki bu parazitemiz seviyesinden de son derece etkileniyor. Parazitemiz seviyesi 100'ün üzerine çıktığı zaman gerçekten bu değerin düştüğünü, yani negatif sonucun gerçekten güvenilir olduğunu gösteriyor. Ancak parazitemiz seviyesi düştüğünde bu değerlerin de ne kadar yükseldiğini görebiliyorsunuz. Tabii bunun dışında bir problem de histidinden zengin protein 2 ve 3'ün delesyonu. Burada zaten 2 baktığı için aslında 2 ön planda. Bunun delesyonun olması durumunda da bu testlerde yalancı negatiflikler ortaya çıkabiliyor maalesef. VIVAX için LDH'ı saptayan hızlı tanı testlerinin daha ön planda kullanılmasını gerektiğini öneriyor yazarlar. Ovalya ve malaryada ise hızlı tanı testleri aslında çok başarılı bulunmamış. VIVAX'ta da yine normalde 100 bölü mikrolitre olan aslında bu duyarlılık seviyesinin binlere kadar çıkabildiğini, yani bunun üzerinde ancak performansın istenen düzeye çıktığını söylüyorlar. Peki yurt dışı kaynaklı sıtmanın tedavisinde ne kullanılıyor diye bahsettiklerinde Artemisinin bazı kombinasyon tedavileri hem endemik hem de endemik olmayan bölgelerde komplike olmayan sıtma tedavisinde önerilir şeklinde bildirmişler. Çok yaygın olmasıyla alakalı olarak direncin özellikle etken düzeyinde henüz tanı koyulmamışsa sıtmaya bağışık olmayan bireylerin yatış gerekliliği daha sık olabilir. Ağır seyirli sıtmada özellikle IV intravenöz artesunat öneriliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bireyin önceki sıtmaya bağışıklık durumu ağır seyirli sıtmada hasta yönetimini etkilemiyor. Bu yurt dışı kaynaklı sıtmanın tedavisi için Fransa'da retrospektif bir çalışma yapılmış ve intravenöz kinin ile intravenöz artesunat tedavileri karşılaştırılmış. Tedavi sonrası 28. günde fatal sonuçlanma ve yatış süresi bakımından fark bulunamamış. Artesunat grubunda ise yoğun bakım ünitesinden çıkış daha hızlı olarak bulunmuş. Kininin aynı zamanda hipoglisemi gibi, toksisite gibi, duyma bozukluğu gibi yan etkileri nedeniyle ve yoğun bakım ünitesinde uzun kalış süreleri neden olması nedeniyle mali yetkinliği olan bölgelerde ağır sıtma kliniğinde ilk seçenek aslında intravenöz artesunattır şeklinde bildirmişler. Ama gerçekten mali şey olarak yani hani artesunat kinine göre gerçekten çok çok daha pahalı. Kinin çok daha maliyet etkin. Bunu da tabii göz önünde bulundurması gereken ülkelerde olabilir. Çok merkezli bir çalışmada kısmi bağışıklığın Artemisinin türevleriyle tedavi sırasında etkenin yok edilmesinde tamamlayıcı bir role sahip olduğunu göstermişler. Profilaksiye baktığımız zaman atovaquone-proguanil, doksisiklin ya da mefloquin kullanılıyor genel olarak. Son dönemde tafenoquin FDA'den 2018 yılında onay almış bu konuyla ilgili olarak. Pirimakinin 8 aminokinolin analoğu. Kullanımı aslında daha kolay. Burada tabii profilaksi seçiminde seyahat edilecek bölge, seyahatin süresi, seyahat edecek bireyin eşlik eden hastalıkları, hastanın ilaç alım tercihleri, önceki kullanımda gelişen yan etkiler, bu profilaktik ilacın fiyatı, bunların hepsi değerlendirilmesi gerekiyor. Sahraaltı Afrika'daki bireylerin daha çok meflokin kullanabildiği, onların daha rahat tolere ettiği, hem de maliyet etkin olduğu ve uzun süre seyahat edecek bireylerde, gebe ve emziren kadınlarda, çocuklarda, sınırlı bütçesi olanlarda bunun tercih edilebileceği belirtiliyor. Kısmen bağışık ve sıtmayla hiç karşılaşmamış bireylerde kullanılan kemo profilaksi açısından, etkileri açısından bilgilerimiz sınırlı. Mefloquin ve doksisiklin atovaquone ve proguanil'den daha maliyet etkin bir seçenek. Ancak mefloquin özellikle psikiyatrik hastalığı olanlarda kontrendike. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Doksisiklin de ciltte ışığa duyarlılığı arttırıyor. Birçok ülkede gebeler ve çocuklarda kontrendike. Ama aynı zamanda antibakteriyel etkinliği de var diyor yazarlar ve o bölgede görülebilecek farklı enfeksiyon hastalıklarına karşı da koruyuculuk sağlanabilir ancak
profilakside kullanılan dozla tedavi edici dozlar hani çok benzer olmayabileceğinden bu konuda bir soru işareti. Ama örneğin bir birey akne sebebiyle doksisiklin alıyorsa ve o bölgeye seyahat edecekse ek bir şey kullanmasına gerek kalmıyor gibi. Örneğin o yüzden birey bazında mutlaka değerlendirmek gerekiyor diyorlar. Göçmen bireylerin genel olarak seyahat ederken kemoprofilaksi uyumları düşük. Risk algılarından bahsetmiştik ve seyahat öncesi konsültasyonu başvurmuyorlardı. Uyumu arttırmak adına İngiltere Atovaquone Progranolin reçetesiz alımını başlattı ama burada asıl maliyet olayı işin içinde olduğu için bunun üzerine de çeşitli çalışmalar sürüyor. Sıtma ile karşılaşmamış bireyler meflokini daha zor tolere ediyor. Ancak meflokinin Atovaquone Progranolin ve doksisiklinle karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmalarda sıtmayla karşılaşmamış bireylerin kısa süreli endemik bölge ziyaretlerinde 1822 birey arasında yalnızca bir sıtma vakası geliştiği bildirilmiş. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da primakin de tercih edilebilir deniyor. Ama tabii burada G6PD eksikliğinin mutlaka bakılması gerekiyor. Eğer yoksa kullanılabilir. Bunun her birey için bir kez bakılabileceği söyleniyor. Eğer yoksa daha sonraki kullanımlarda doğrudan primakin kullanabilir birey. Yine onun bir analoğu olan tefenökin içinde kullanımı kolay gerçekten. Çünkü seyahatin ilk haftası 3 gün boyunca 2 tablet yükleme dozu alınıyor. Sonrasında haftada 2 tablet ve seyahatten dönüş haftası da yine 2 tablet şeklinde alınıyor. Ama bu bile değişebiliyor. Bazı bireyler her gün ilaç kullanmak istiyor. Haftada 2 kez almak onları yeterince korunmuş hissettirmeyebiliyor. O yüzden kişisel isteklere göre de bunu şekillendirmek mümkün olduğunu söylüyorlar. Karaciğer döneminde etkili tabii ki primakin ve tafenokin. Peki gelecek çalışmalar nelerle ilgili olabilir? Sıtmaya kısmen bağışıklık kazanmış bireylerde bu bağışıklığın patofizyolojisi mutlaka araştırılmalı. Hastalıktan koruyan ve veya etkenden koruyan biyobelirteçler saptamalı. Hasta ve hastalığın yönetimi, kişiye özel kemoprofilaksi seçimi veya bir biyobelirteç saptanırsa belki de belli bir eşik değerin üstündeki bireylerin hiç profilaksi alması gerekmeyebilir gibi bir sonuç çıkabilir. Ya da prognozu öngörmede, tedavide ve aşı çalışmalarında bu biyobelirteçler kullanılabilir diyorlar. Sonuç olarak toparlamak gerekirse uzak mesafeye seyahatler ve göç hareketleri yurt dışı kaynaklı sıtma epidemiyolojisini değiştirmekte. Günümüzde yurt dışı kaynaklı sıtma vakaları endemik olmayan bölgelerde endemik bölgeden gelen göçmenler ve endemik olmayan ülkeye yerleşmiş göçmenlerin endemik bölge ziyaretleri sonucunda gelişiyor. Epidemiyolojik değişikliklerin yakından takibi sıtmanın yayılımını ve yerli vaka oluşumunu önlemek açısından önemli. Kemoprofilaksi ve seyahat öncesi konsültasyonlar büyük önem taşıyor. Burada yapılan çalışmalar, derlenen çalışmalara göre kısmi bağışıklığın en az 10 yıl sürdüğü görülüyor. Bu durum ağır sıtma tablosunu ve komplikasyonları azaltıyor. Seyahat öncesinde kişisel koruyucu önlemlerin kullanımının kesinlikle önüne geçmemelidir bu durum diye söyleniyor. Sıtma ile karşılaşmamış bireylerde klinik daha çok ön planda. Splenomegali, hiperbilirubinemi, trombositopeni ve ateş gibi. Ama kısmen bağışık bireylerde tabii ki daha asemptomatik seyretme eğiliminde. Hem sıtmaya karşı bağışıklığı olmayan hem de kısmen bağışık bireylerde çok farklı parasitemi seviyeleri gelişebiliyor ve tanısal yaklaşımlarında bu durumdan etkilendiğini unutmamak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet Büşra, çok teşekkür ediyoruz. Neredeyse nefes almadım. Boğazın evet, da kurumadı. Evet. Yalnız güzel bir şey, hani konu seçimi açısından şöyle söyleyeyim. Hem bir taraftan da özlemi hazırlayalım. Sorulan sorular sıtmanın hani seyahat ilişkiliden öte normal genel hani ders versen dersle ilgili sorular. İşte hamilelerin üçüncü trimesterinde nasıl oluyor, nasıl eritrosite giriyor. Ya o kadar güzel bir konu seçmişsiniz ki insanların ilgisi var ve öğrenme isteği de var. Yani sıtma o açıdan biz sadece Türkiye'nin sıtmayla şu anda sorunu kalmadı diye düşünüyorduk. Ama sorulan sorular o kadar güzel ki hani ben sıtmayı da öğrenmek istiyorum diye bir şey de var, istek de var. Dediğim gibi Ümit İnceboz 3. trimesterinde acaba ne oluyor ya da farklı trimesterlerde nasıl hareket ediyor diye soruyor.
Bir doktor öğrencimiz plazmodyum eritrositlere nasıl bağlanıyor diyor. O kadar güzel şey ki hani sıtma konusu ilgilerini çekmiş ki dersle ilgili sorular da gelebiliyor. Tabii konu hani seyahat ilişkiliydi ama belki şeyin sonunda sunumun sonunda bunlara da yanıt vermeye çalışırız. Teşekkürler hocam. Özlem ne durumdasın? Paylaşıyorum hocam. Evet. 151'i geçtik şeyde katılımcı açısından bu saatte. Bilmiyorum Banu nasıl durum? Vallahi parazit konusu bayağı ilgi çekti sağdan. Evet, demek ki bayağı ihtiyaç varmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, tartışma da böyle renkli geçecek. Evet, güzel sorular geldi gerçekten. Evet. Söz sende Özlem. Buyur. Light'ım görünüyor değil mi hocam? Evet, çok güzel gözüküyor. Öncelikle bana bu oturumda konuşma yapma fırsatı veren Banu Sancak Hoca'ya, Osman Bey ve Yaşım Hanım'a çok teşekkür ederim. Ege Üniversitesi'nde kendisiyle çalışma fırsatı bulduğum ve çok şey öğrendiğim bu oturumda da danışmanım olan Profesör Doktor Metin Korkmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Ege'de gerçekten toksoplazmoz konusunda iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Metin Hoca ile birlikte komünitel toksoplazmoz vakalarını takip etme fırsatı bulduk. Gebeleri tarama fırsatı bulduk ve bu konu önemini gerçekten orada çok iyi anladım. Bizim orada normalde düşük olasılık diye bahsettiğimiz şeylerin aslında bir bireyin başına geldiğinde hiç de öyle olmadığını gördüm. Bu nedenle toksoplazma konusunda hani biraz daha hassasım ve bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmak, bu konuya dikkat çekmek, diğer şehirlerdeki mikrobiyoloji uzmanı arkadaşlarımızın yaklaşımını öğrenmek istiyorum. Ve belki ilerleyen aşamalarda bu konuyu daha da sık tartışarak ortak bir tarama protokolü oluşturmakla bu konuda yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. Ben bugün toksoplazma gonde enfeksiyonunun serolojik tanısında Fransa Ulusal Referans Merkezi önerilerinden bahsedeceğim. 2016 yılında Diagnostic Microbiology and Infectious Disease'de yayınlanmış bir çalışma. Fransa aslında toksoplazmoz konusunda gerçekten örnek alınabilecek bir ülke. Çünkü seroprevalansı oldukça yüksek bir yerden başlamış 1960'lı yıllarda ve daha sonra bu ulusal referans merkezinin kurulmasıyla birlikte oldukça yol kat etmiş. Hem maternal akut enfeksiyon hem de konjenital toksoplazmoz insidansını oldukça azaltmış. Ve o yüzden tarama protokolü de oldukça iyi. Sizinle bu konuyu paylaşmaktan dolayı mutlu olacağım. Avrupa ülkelerinde konjenital toksoplazmoz için uygulanan tarama stratejileri birbirinden farklılık göstermekte. İncelenen 28 ülkeden sadece 4 tanesinde spesifik tarama stratejileri olduğu belirlenmiş. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor, diğer ülkeler Hollanda, Almanya ve İtalya. Örneğin Amerika'nın bu konuda bir tarama stratejisi yok. Bundan da ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Fransa'da konjenital toksoplazmoz prevalansını azaltabilmek amacıyla 1978 yılında ulusal bir referans merkezi kuruldu ve 1992 yılından beri özel bir tarama programı uygulanıyor. Bu tarama programı gerçekten oldukça katı ve seronegatif gebelerin ayda bir taranması üzerine giden bir program. Fransa'da gebelerde toksoplazmoz seroprevalansı 1965 yılında %83'lerden 2010 yılında %37'lere kadar gerilemiş. Fransa'da 2010 yılında duyarlı gebelerde toksoplazma serokonversiyonu 1000 gebenin 2.1'inde görülürken 2012 yılında bu oran 1.9'a gerilemiş. 2007 yılında konjenital toksoplazmoz prevalansı 10.000 canlı doğumda 2.9 bebekte görülürken 2012 yılında bu oran yine 2.58'e kadar gerilemiş ve bu bebeklerin sadece 10.000 doğumda 0.09'u ciddi konjenital toksoplazmoz vakası. Biz genel bilgi olarak şunu biliyoruz, bir annede maternal akut enfeksiyon tanısı konursa bebeğine bu enfeksiyonu %40 oranında geçirebilir
ve bebekte de %15 oranında ciddi bir tablo görülür. Ancak Fransa'da anne maternal akut enfeksiyon tanısı alıyorsa sadece %15'inde bu enfeksiyon bebeklere geçiyor ve %3,5 bebekte ciddi bir tablo ortaya çıkıyor. Peki Fransa bunu nasıl başarıyor? Erken tanı aldığı için gebeler hemen başlanan spiramizin tedavisiyle bebeğe geçiş önleniyor. Bebeğe geçiş önlenemese bile bir taraftan hani ultrason takipleri yapılarak ve bebekte işte PCR'la amniyosentez sıvısında DNA araştırılarak varlığı gösterildikten sonra da hemen pirimetamin sülfadiyazin tedavisine geçiliyor. Ve konjenital toksoplazmoz gelişmesi ya tamamen önleniyor ya da minimal sekerlerle sonuçlanıyor. Tarama yapmak gerçekten gerekli mi diye aslında ben de bir düşündüm ve bunu size hani gerekliliğini göstermek adına Peyron ve arkadaşları tarafından 2017 yılında yapılan bir yayından örnek getirdim. Burada aynı gibi eğer Amerika'da olsaydı nasıl enfeksiyonu sonuçlanacaktı, Fransa'da olsaydı nasıl sonuçlanacaktı bir hikaye üzerine kurgulanmış aslında. Amerika'da 29 haftalık bir gebede ultrason ile fetal hidrosefali tanısı konuyor. Gebe asemptomatik, yapılan serolojik tetkiklerle akut toksoplazmoz tanısı alıyor. Enfeksiyonu yaklaşık 12. haftada aldığı saptanıyor. Amniyosentez sıvısında PCR pozitifliği gösterildikten sonra 31 haftalıkken pirimetamin sülfadiyazin tedavisine başlanıyor. Ancak bu yaklaşık 8. ay oldukça geç başlanan bir tedavi. Bebekte hidrosefali, kraniyal kalsifikasyon ve koryoretinit tablosuyla doğuyor. Klasik bildiğimiz konjenital toksoplazmoz triadının tüm öğeleri gerçekleşmiş bebekte. Ancak bu gebe eğer Fransa'da yaşamış olsaydı, seronegatif bir gebe olduğu için her ay düzenli olarak kontrolleri yapılacaktı. Daha erken serolojik tanı alacaktı. Spiramizin tedavisi başlanacaktı. PCR pozitifliğinin gösterilmesi üzerine daha erken pirimetamin sülfadiyazin tedavisine geçilecekti. Ve bebekte konjenital toksoplazmoz gelişmesinin tamamen önüne geçebilecekti. Aslında sadece bu durum bize taramanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülkemizde durum nasıl diye bakacak olursak, Türkiye'de toksoplazmoz seroprevalansının %30 ila %70 arasında değiştiğini görüyoruz. Roslami ve arkadaşları tarafından yapılan meta analizde Türkiye'deki gebelerde akut toksoplazmoz enfeksiyonu prevalansı %3 olarak bildirilmiş. Ülkemizde gebelikteki taramalar kanunen zorunlu tutulmuyor. Bu durumda hekimler tarafından farklı tarama stratejilerinin geliştirilmesine yol açıyor. Laboratuvarlar tarafından farklı testler uygulanıyor. Bu testler farklı şekillerde yorumlanıyor. Hem bir gereksiz test maliyeti artışı oluyor ve kimi zaman da istenmeyen durumlar gebede gereksiz anksiyete ve kimi zaman da gereksiz gebeliğin sonlandırılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle eğer ortak bir tanı ve tarama algoritmamız olursa hem gereksiz endişenin hem de gereksiz maliyetin önüne geçilmiş olacak. Toksoplazma enfeksiyonuna karşı gelişen immün yanıta bakacak olursak, parazit tüm çekirdekli hücreleri enfekte etme potansiyeline sahip, ancak gelişen doğal immünite ve devamında gelişen edinsel humoral immünitenin katkısıyla enfeksiyon immünitesi sağlam bireylerde genellikle bir hafta içerisinde sonlandırılabiliyor. Enfeksiyona karşı tüm antikor tipleri sentezlenebiliyor, M, G, A ve E olmak üzere. Bu antikorlar hem nötralizasyon yapıyorlar, hem opsonizasyon sonucunda parazitin fagositozunu kolaylaştırıyorlar, hem komplemanı klasik yoldan aktive edip parazitin lizisini sağlıyorlar, hem de NK ve C sitotoksik T lenfosit hücrelerinin uyarılmasıyla birlikte yine fagositoz etkin hale geliyor. Bu kadar etkin bir humoral immünitenin olması toksoplazmoz tanısının halen serolojik testlerle antikor tespitine dayalı olarak yürütülmesini sağlıyor. Gelişen antikorlara bakacak olursak, antikorlarda M, A ve G'nin paternini izleyeceğiz burada. Bu enfeksiyonların antikorların sentezlenme kinetiklerini bilmek bizim açımızdan son derece önemli. Testleri yorumlayabilmek adına.
Çünkü bir gebe enfeksiyonu ne zaman kazandı oldukça kritik. Eğer gebe enfeksiyonu gebe kalmadan önce aldıysa bebeğe geçiş riskinin oldukça düşük olduğu söyleniyor. Ama özellikle enfeksiyonun ilk trimesterinde edindiyse ve bebeğe geçerse oldukça ciddi tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle mutlaka hani hangi ayda hangi antikorun görüldüğünü bilmemiz gerekiyor. İmmünoglobulin M ilk oluşan antikor genellikle birinci haftada oluşuyor ve daha sonra bir üçüncü aylara kadar artıyor. Üçüncü ayda pik yapıyor, dokuzuncu aya kadar azalıyor ve takiben negatifleşiyor. Ancak bazı vakalarda persistan IgM pozitifliğini görebiliyoruz. Vakaların %9 ila %27'sinde 2 yıl veya daha fazla sebat eden IgM antikor pozitifliği mevcut olabiliyor. IgG ise enfeksiyonun ikinci haftasında artmaya başlıyor. Üçüncü ayda pik yapıyor, altıncı aya kadar plato yapıyor ve devamında 12. aydan sonra azalıyor, belli bir seviyeye geliyor ve o seviyede devam ediyor. Neden yok olmuyor diye düşünecek olursak hem bu bellek hücrelerinin gelişmesine bağlı olarak zaten doğal bir seyir, hem de bildiğimiz gibi toksoplazma paraziti immün sistemden korunmuş kas, göz, beyin gibi organlarda paradizoid formunda yaşamlarını devam ettirir latent olarak ve bunların da bir immünitesi vardır. Bunlara gelişen IgG karşı gelişen IgG tipi antikorlar ömür boyu devam ederler. İmmünoglobulin A tür antikorlar ise IgM'e benzerler. Ondan birazcık daha geç oluşurlar ve daha erken sonlanırlar. Ancak bu durumun erişkin hastalar için geçerli olduğu söyleniyor. Çocuk hastalarda IgA persistansı IgM'e göre daha sürüyor. Bu nedenle konjenital toksoplazmoz tanısında IgA'nın önemini daha çok vurgulayan yayınlar mevcut. Avidite indeksi toksoplazma testi için oldukça önemli. Çünkü toksoplazmanın mutlaka ne zaman edinildiğine karar vermemiz lazım. Bildiği gibi avidite indeksi antijenlerin antikorlara bağlanma gücünü ifade eden bir terim. Tanısal olarak kullanılan IgG avidite indeksi enfeksiyonun ilk 4 ayında artıyor. Avidite indeksi yüksekse akut enfeksiyon tanısı tamamen dışlanabilir. Ancak avidite indeksi düşük veya orta düzeyde olduğunda akut enfeksiyon tanısı dışlanamaz. Bu bir akut enfeksiyon da olabilir. Ancak avidite matürasyonu gelişmemiş bir kronik enfeksiyon da olabilir. Bu durumda IgG düzeyinin sık aralıklarla takip edilmesi, artış azalış dinamiklerinin görülmesi gereklidir. Grafiğe bakacak olursak, İlk döneminde enfeksiyonun hem IgG pozitif hem IgM pozitif hem de avidite indeksi düşük. Aslında bizim için 4/4'lük akut enfeksiyon tanısı koyduracak tablo. Ancak yine bu durumda bile hani 3 hafta sonraki serolojik kontrollerle artış ve azalışların takip edilmesi gerekiyor. Enfeksiyon biraz daha eskidiği zaman IgG pozitifliği devam ediyor. IgM genellikle negatifleşiyor ama pozitif de devam edebiliyor. Avidite indeksinin yükseldiğini görüyoruz. Daha sonra eğer IgM negatifleşmişken birden pozitifleşirse bu durumda reenfeksiyondan şüphelenmemiz gerekiyor. Eğer IgG titrelerinde belirgin bir artış olursa da reaktivasyondan şüphelenmemiz gerekiyor. Bir tarama testini geliştirirken tanısal performansının yüksek olması ve maliyet etkin olması iki önemli kriter. Tanıda kullanılan testlerin duyarlılıkları ve özgürlükleri birbirinden oldukça farklı olduğu için uygun testi seçmek aslında kimi zaman zor olabiliyor ve laboratuvarlar tarafından farklı testlerin kullanıldığını görüyoruz. Burada önemli olan duyarlılığı kabul edilebilir düzeyde olan ve görece daha ucuz bir tarama testi kullanmak ve şüpheli sonuçlar olduğunda ya kendi laboratuvarımıza ya da referans merkeze göndererek duyarlılığı ve özgürlüğü daha yüksek testlerle doğrulamaya gitmektir. Tanısal testleri biz tarama ve doğrulama testleri olarak ikiye ayırırız. Tarama testleri hızlı, otomatize, ucuz, az serumla çalışılabilir testlerdir.
En sık kullanılan laboratuvarlarda ELISA, kemolüminesan assay, enzim işaretlenmiş floresan assay testleridir. Doğrulama testleri ise genellikle uzun süren in-house pahalı karmaşık testlerdir. Genellikle referans merkezlerde halk sağlığı laboratuvarlarında çalışılırlar. Dye testi, immünfloresan antikor testi, immünoblat testi ve immunosorbent agglutinasyon testi doğrulama testlerine örnek olarak verilebilir. Burada testlerin prensiplerini ve açılımlarını kısaca gösterdim ama çok fazla bahsetmeyeceğim. Belirtmek istediğim ELFA ve ISACA yöntemlerinin ELISA'ya göre daha duyarlı olduğudur. ISACA yöntemi bildiğim kadarıyla Türkiye'de çok kullanılmayan bir yöntem. Daha çok ELFA ve ELISA yöntemleri kullanılıyor. ELFA'nın duyarlılığı ELISA'dan daha fazla ve ISACA'ya da yakın. Aslında ELFA yöntemini kullanmak uygun olabilir. Toksoplazma serolojisinde antikorların tespit edilmesi tanısal anlamda oldukça önemli olup bu durum için Fransa Ulusal Tanı Merkezi tarafından bir takım tanısal şemalar oluşturulmuş. Bu çalışmada ise bu şemaların konjenital toksoplazmoz, immünsüpresi hastalar ve oküler toksoplazmoz tanısındaki yeri araştırılmış aslında. Şimdi artık bundan sonra tablolarla birlikte durum durum inceleyeceğiz. Hangi antikor nasıl sonuçlandığında ne gibi bir yol izlemeliyiz? Aslında bize yol gösterebilir laboratuvar işlemleri sırasında. Örneğin baktığımız test sonucunda antitoksoplazma IgG ve IgM negatif saptadıysak bu bireyi seronegatif olarak kabul ediyoruz. Ve bu birey immünitesi sağlam bir birey ise hiçbir şey yapmaya gerek yok bu aşamadan sonra. Ancak immün sistemi baskılanmış bir birey veya gebe ise bu bireyleri takip etmek gerekiyor. Fransa tarafından gebelerin ayda bir takibi önerilirken bağışıklığı baskılanmış bireylerin 6 ayda bir takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıca bu iki kritik popülasyona korunma önlemlerinin sıkıca anlatılması gerekmektedir. Özellikle asistan arkadaşlar için korunma önlemlerini biraz vurgulamak istiyorum burada. Gebeye kırmızı eti iyi bir şekilde pişirmesi gerektiğini söylemeliyiz. En az 50-60 santigrat derecede 10 dakika kadar pişirmesi gerekiyor. Kırmızılık kalmayacak şekilde. Dışarıda çiğ sebze, meyve tüketmemesi gerektiğini, evde bunları iyi bir şekilde yıkaması gerektiğini anlatmalıyız. Etleri doğradığı tahta ve bıçaklarla sebzeye de muamele etmemesini, bu ikisini ayırmasını söylemeliyiz. Yumurtayı, sütü iyi bir şekilde pişirmesini söylemeliyiz. Ve evde kedi varsa mümkünse gebenin veya bağışıklığı baskılanmış bireyin kediyle ilgilenmemesini, ancak başka kişi yoksa işte kedinin kumunu değiştirirken eldiven giymesini, kumu sık aralıklarla değiştirmesini ve mutlaka el hijyenine dikkat etmesini, kedinin veteriner kontrolünü sık aralıklarla yaptırmasını vurgulamamız gerekiyor. Kumu sık aralıklarla değiştirmeyi şu nedenle vurguladım. Toksoplazma okisleri kedi tarafından atıldığında içerisinde sporozoitlerin gelişmesi 2 ila 5 gün kadar devam eder ve ondan sonra enfekte duruma gelir. Bu nedenle sık aralıklarla değiştirmek 2 günden daha sık iyi olacaktır. İkinci durumda pozitif IgG'ye negatif IgM sapladığımız durum. Bağışıklık sistemi baskılanmış bir birey ise bu bireyler latent enfeksiyon reaktivasyonu için aday bireylerdir. Bu bireylerin mutlaka yakından takip edilmesi, immünsupresyonun düzeyine göre ve klinik durumuna göre yaklaşımın belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin bu bir HIV pozitif birey ise CD4 test sayısı takip edilmelidir. CD4 test sayısı belli bir değerin altına düştüğünde mutlaka kotrimoxazol profilaksisi yapılmalıdır. Bağışıklığı sağlam ve gebe bireylerde 3 hafta sonra mutlaka bir serolojik kontrol öneririz. Bu 3 hafta şundan dolayıdır. IgG'nin yarılanma ömrü 21 gün. Bu nedenle IgG'de belirgin bir artış görmek için en az yarılanma ömrü kadar vakit geçmesi gerekiyor. Serolojik kontrolde eğer IgG düzeylerini sabit olarak sapladıysak bunun eski bir enfeksiyon olduğunu düşünürüz. Eğer IgG düzeylerinde bir artış varsa daha sonra avidite indeksine bakılır. Avidite indeksi yüksekse IgG düzeyi arttığı için bir reaktivasyon durumu düşünürüz. Ancak IgG avidite indeksi
endeksi orta veya düşük düzeyse akut enfeksiyon tanısını dışlayamayız. Bu bireyi mutlaka takibe alırız. Yine sık aralıklarla serolojik takibine ve gebelik haftasına göre yaklaşım planlanmasına çalışılması gerekiyor. Yani dediğim gibi avidite indeksinin yüksek olması akut enfeksiyonu dışlayan bir durum. Orta veya düşük olması durumunda mutlaka takibe almamız gerekiyor. Akut enfeksiyon tanısını dışlayamıyoruz. Şimdi bu durumda da IgM pozitif, IgG negatif ne yapmamız gerekiyor? Aslında bazı yayınlara da baktığımda en fazla hatalarla karşılaşılan durum bu bireyi direkt akut enfeksiyon olarak düşünmektir. Ancak yalancı IgM pozitifliği ve non-spesifik IgM antikorları oldukça sık karşılaşılan durumlardır. Bu nedenle bu bireylerde IgM antikorlarını mutlaka daha özgür bir yöntemle tekrar araştırılıp doğrulanması gereklidir. Eğer bu yöntemle de doğrulandıysa yine akut enfeksiyon olabilir şeklinde yorumlanır. 2 hafta sonra serolojik kontrol istenir. Bu kontrolde eğer IgG düzeylerinde pozitifleşme görülüyorsa akut enfeksiyon tanısı anca o zaman alınmış olur. Buna oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Eğer başka bir yöntemle doğrulanmadıysa yalancı IgM pozitifliği olabilir diyoruz. Ancak akut enfeksiyon tanısını da dışlayamıyoruz. 2 hafta sonraki serolojik kontrollerde yine IgM düzeyi pozitif saptanırsa IgG düzeylerine bakıyoruz. IgG düzeylerinde bir pozitifleşme olmuşsa yine akut enfeksiyon tanısı almış oluyor. IgM düzeylerini negatif saptarsak yalancı IgM pozitifliği diyoruz. Bu bireyleri seronegatif bireyler gibi hem düzenli olarak kontrolü çağırıyoruz hem de korunma önlemlerini sıkı bir şekilde anlatıyoruz. Şimdi diğer bir durum ise hem IgG'nin hem de IgM'in pozitif olduğu durum. Bu durumda yine bağışıklığı baskılanmış bireylerde immünsupresyon durumuna göre ve o kişinin klinik durumuna göre davranmak gerekiyor. Gebelerde enfeksiyonun süresine karar vermek için mutlaka avidite indeksine bakmak gerekiyor. Çünkü ben IgM pozitifliğinin 2 yıla kadar devam edebileceğini söylemiştim. Yani bu kişi akut enfeksiyon da olabilir, kronik enfeksiyon da olabilir. Buna karar vermemizi sağlayacak avidite indeksi ve serolojik takiptir. Avidite indeksini yüksek olarak saptadıysak akut enfeksiyon tanısını dışlıyoruz. Avidite indeksini düşük ya da orta düzey olarak saptadıysak bu akut enfeksiyon olabilir şeklinde yorumluyoruz. Devamında 3 hafta sonra tekrar serolojik kontrole çağırıyoruz. Eğer IgG düzeyleri sabit olarak devam ediyorsa 2-3 ay öncesinde kazanılmış bir enfeksiyon olabilir diye yorumluyoruz. Eğer IgG düzeyleri de artmaya devam ediyorsa son 2-3 ay içerisinde kazanılmış akut enfeksiyon tanısı alıyor ve daha sonraki süreçte gebelik haftasına göre davranmamız, işte spiramisin tedavisi başlanması vesaire gerekiyor. IgG'yi şüpheli olarak saptadıysak ve IgM negatifse burada IgG pozitifliğinin daha duyarlı, daha özgür bir yöntemle gösterilmesi gerekiyor. Bunun için de en fazla kullanılan test immunoblot testidir. Eğer IgG pozitifliği bu immunoblot testinde gösterilmediyse bu bireye yine seronegatif birey gibi davranılır. Burada immunoblot testini görüyoruz. 30 kilo daltondan 45 kilo daltona kadar tanımlanmış 5 tane bant var. Antitoksoplazma IgG'ye ait. Burada da şüpheli IgG pozitifliği olan hastanın serumu var. Bu serumda ilgili bantlardan hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Bu bize yalancı IgG pozitifliği olduğunu gösteriyor. Bu bireye mutlaka seronegatif birey gibi devam etmek, aylık serolojik kontrollerine devam etmek gerekiyor. Üçüncü numaralı hasta ise 5 bantın tamamını taşıyor. Bu gerçek IgG pozitifliği. Bu hastayı da daha sonra ya da gebe bireyi serolojik kontrolleri alıp IgG artışı var mı yok mu şeklinde değerlendirmek ve avidite indeksine bakmak gerekiyor. Şimdi anneyi gebeliği boyunca çok güzel bir şekilde takip etmiş olabiliriz. Ama mesela bebekte pozitifliği gösterememiş olabiliriz. Amniyosentez yaparak, kordosentez yaparak vesaire. Ancak bebek doğmadan önce ve doğumdan sonra çeşitli örnekler alarak onda da bu hem DNA'yı moleküler yöntemlerle ya da antikor serolojik yöntemlerle göstermeye çalışmak aslında maternal taramaları tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Burada amniyotik sıvı plazenta veya kort kanında parazit DNA'sının saptanmasıyla tanı konulabilir. Burada plazentada yalnız bir soru işareti var. Plazentada ölü takizoidlere ait DNA'yı saptamış olabiliriz ve bunlar hiç bebeğe geçmemiş olabilir. Bu yüzden plazentada DNA pozitifliği görüldüğü zaman hemen konjenital toksoplazmoz tanısı alınmıyor. Mutlaka başka bir yöntemle doğrulanması gerekiyor. Kort kanında veya yeni doğan serumunda yine IgG, IgM, IgA türü antikorları saptamaya çalışabiliriz. Yeni doğan serumunda IgG, IgA, IgM antikorlarını sapladığımızda hemen bunların bebeğe ait olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Özellikle bildiğimiz gibi IgG türü antikorlar plazentadan geçebiliyorlar, anneye ait antikorlar. IgA'nın da monomer formunda plazentadan geçebileceği söyleniyor veya IgA'nın dimer formunda ve IgM'in de plazentada yırtık olması gibi istisnai bir takım durumlarda aşırı kanama olduğunda anne bebeğe geçebileceği söyleniyor. Bu nedenle kanında bu antikorlara ait pozitiflik saptanan bebeklerin mutlaka bebeklerden 10 gün sonra yeni bir serum istenerek tekrar çalışılması, artışın veya azalışın gösterilmesi gerekiyor. Yarılan ömrü 3 hafta olan IgG'nin bebeklerde düzeyinin kaybolana kadar aynı yöntemle takip edilmesi öneriliyor. Ancak bu oldukça uzun bir süreç, bazen 6-12 aya kadar devam edebiliyor IgG pozitifliği. Bu IgG profilinde azalma profilinde bir duraksama olması veya artış olması bizi konjenital toksoplazmozdan şüphelendiriyor. Kaybolana kadar IgG takibi yapılması dediğim gibi daha zor olabilir. IgM ve IgA araştırılması ile daha kısa sürede tanı konulabileceği belirtiliyor. Konuşmanın başında da belirttiğim gibi IgA türü antikorların özellikle konjenital toksoplazmozlu bireylerde IgM'e göre pozitifliğinin daha uzun sürebileceği, bu nedenle IgA'nın kullanılmasının daha duyarlı ve özgül olabileceği yapılan yayınlarda belirtiliyor. Bir de IgM ile ilgili yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik sorunları olabiliyor. Yalancı IgM pozitifliği az önce de bahsettiğim gibi non-spesifik antikorlara bağlı olarak gözükebiliyor. Yalancı IgM negatifliği ise maternal IgG'nin aşırı geçişine bağlı olarak IgM'i saptayamayabiliyoruz. Bu nedenle IgA saptanması da öneriliyor. Hem anne hem de bebekte biz aynı antikorları saptadıysak ayırmak için anne veya anne ve bebek serumlarından yan yana immunoblot çalışabiliriz ve bantları karşılaştırabiliriz. Eğer bu bantlar birbirinin tamamen aynısıysa bu bize bebekteki antikorların anneden geçtiğini gösteriyor. Eğer farklı bantlar varsa bu durumda da antikorların tamamen bebeğe ait olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada bir gebeye maternal akut enfeksiyon tanısı konduktan sonra ne yapılabilir? Bebek doğmadan önce veya doğduktan sonra bir takım yöntemler uygulanabiliyor. Bebek işte doğduktan sonra alınan kan örneklerinde IgG saptanıyorsa anne IgG'si ile bebek IgG'si karşılaştırılıyor. Eğer farklı paternler varsa konjenital toksoplazmoz tanısı alıyor. Bebek kanında ISACA yöntemiyle IgM veya IgA araştırılabiliyor. Bunlar saptandıysa ve yine bant paternleri karşılaştırıldığında farklı paternler olduğu gösteriliyorsa yine konjenital toksoplazmoz tanısı alıyor. IgG pozitifliği 12 aydan fazla süre devam ediyorsa ve IgG'de süreç boyunca bir artış oluyorsa yine konjenital toksoplazmoz tanısını düşündürüyor. Amniyosentezde plazentada ve bebek kanından alınan örneklerde PCR veya fare inokülasyonu yapılabiliyor. Bunlarda eğer DNA gösterildiyse yine konjenital toksoplazmoz tanısı alıyor. Burada plazentanın istisnai durumundan bahsetmiştim. Ölü takizoidlere bağlı DNA'yı saptamış olabiliriz, bebeğe geçmemiş olabilir. Farklı bir yöntemle bakacağız. Bu antikorları sapladıktan sonra tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Eğer bebeğe hiç tedavi uğramamamızı vermememize rağmen iki tane negatif seroloji sonucu aldıysak konjenital toksoplazmoz tanısını dışlayabiliyoruz. Bebekte konjenital toksoplazmoz tanısı koymak gerçekten bir süreç. Tek bir testle tanı koymak oldukça zor. Birçok yöntemin bir arada kullanılmasını gerektiriyor ve aynı zamanda bir takip gerektiriyor.
Bu nedenle hani tek bir sonuçla hemen akut toksoplazmozsunuz ya da konjenital toksoplazmoz tanısı koyduk denilen durumlara çok güvenmemek gerekiyor. Mutlaka takibi almak, referans yöntemlerle çalışmak ve birçok yöntemin bir arada kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekmek istiyorum burada. Burada anne ve bebek kanları immünoblot yöntemiyle karşılaştırılmış. Burada IgG açısından bakıyoruz. Anne bebek kanı birbirine tamamen aynı bant paternlerini gösteriyor. IgG'miz de bebekte bulunmazken annede bulunuyor. Bu tamamen anneden geçen antikorlara bağlı olarak görülen IgG pozitifliği. Bu bebeklerin takip edilmesi gerekiyor belli aralıklarla. Antikor miktarının giderek azaldığını göreceğiz bu bebeklerde. İkinci örnekte ise şöyle, yine immünoglobulin G karşılaştırılmış ilk iki sütunda, ikinci iki sütunda ise immünoglobulin M karşılaştırılmış. Özellikle emin olduğu yerde ekstra bantların, daha koyu bantların olduğunu görüyoruz. Bu antikorların tamamen bebeğe ait olduğunu gösteriyor ve bize konjenital toksoplazmoz tanısı koyduruyor. Hatta immünoglobulin G'ye de daha dikkatlice baktığımızda yüksek molekül ağırlığı olan bantlarda farklılıklar olduğu da dikkat çekiyor. Ama IgM'deki farklılık dediğim gibi çok daha karakteristik. Oküler toksoplazmoz posterior üveitin en önemli nedeni, körlüğe neden olabilen bir tablo. Oküler toksoplazmoz diğer toksoplazma komplikasyonlarından farklı olarak immünitesi sağlam kişilerde de görülebiliyor. Kesin tanısı için ya parazit DNA'sı lokal antikor üretimi gösterilecek. Bunun için göz içi sıvılarından örnekleme yapmak gerekiyor. PCR'da pozitiflik gösterildiği durumda acilen steroid tedavisine başlanmak gerekiyor körlük gelişiminin önüne geçmek için. Ama yalancı pozitiflik olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü toksoplazma kendisi kan retina bariyerini bozan bir enfeksiyon ve serumdan sızan antikorlar nedeniyle yalancı pozitiflik olabiliyor. Goldman-Wittmer coefficient katsayısı var. Bunda da hem göz içi sıvısındaki hem serumdaki antikorları belirli yöntemlerle ölçüyoruz. Daha sonra göz içi sıvısındaki antikorları serumdaki antikorlara bölüyoruz. Değerin 2 ya da üzerinde olması bize oküler toksoplazmoz tanısı koyduruyor. Western blot testi son derece özgül. Burada da göz içi antikorları serumdaki antikorlarla immunoblot yöntemiyle karşılaştırıyoruz. En az bir bantta farklılık saptanması durumunda oküler toksoplazmoz tanısı alınıyor. Bütün bu yöntemler birlikte kullanıldığında duyarlılık %95'leri buluyor ve bu yöntemlerle negatif sonuç alınırsa diğer nedenlerin araştırılması gerekiyor. Burada size anlattıklarımı gösteriyor. Sadece vurgulamak istediğim, eğer serumda IgG, IgM negatifse ve birey immünsüprese değilse oküler toksoplazmozun araştırılmasına gerek yok. Gereksiz maliyet ve zaman kaybı olacaktır. Diğer nedenlerin araştırılması gereklidir. İmmün sistemi baskılanmış hastalar toksoplazma reaktivasyonu için adaydır. Çünkü toksoplazmoz fırsatçı bir enfeksiyondur. Burada da vurgulamak istediğim şu, immün yetmezlik olan bireylerde daha öncesinde seropozitif olsalar bile B hücre klonunu etkileyen hastalıklarına veya kullanılan immünoterapilere bağlı olarak IgG negatifleşmiş olabilir. Ve biz bu hastalar enfekte olsa bile, reaktivasyon olsa bile bunu saptayamayabiliriz. Bu nedenle mutlaka PCR testinin de tamamlayıcı olarak kullanılması gerekiyor immünsüpresif bireylerde. HIV pozitif AIDS hastalarında en fazla toksoplazmaya bağlı ensefalit, pnömoni vesaire görüldüğünü biliyoruz. Burada da CD4 test sayılarının takibi son derece önemli ve CD4 test sayıları belli bir değerin altına indiği zaman kotrimoksazol profilaksisi uygulanması gerekiyor. Son olarak da organ nakli hastalarından bahsedeceğim. Organ nakli yapılmadan önce hem vericide hem alıcıda serolojik testlerin yapılması gerekiyor. Aslında yapılmadığında malpraktis durumlarla karşılaşılabilir. Organ nakli açısından en riskli durum seropozitif vericilerden seronegatif alıcılara kalp veya kalp akciğer nakli yapılan durumdur. Klinik tablo genellikle 3 ay içerisinde ortaya çıkar ve profilaktik tedavi verilmemişse toksoplazmoz oranı %50 ila 75'lere kadar çıkabiliyor. Oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Seropozitif bir vericiden seronegatif bir alıcıya nakil yapıyorsak ve nakilden önce mutlaka serolojik tetkiklerinin istenmesi gerekiyor.
kalp nakli dışındaki organ nakillerinde geçiş riskinin daha düşük olduğu söyleniyor. Seropozitif bir bireyden seropozitif bir bireye de nakil yapılırsa yine tabii reaktivasyon veya geçiş riski var. Ancak bunun hangi durumdan kaynaklandığına karar vermek biraz zor. Her iki birey de seronegatifse bu bireyleri korumak için mutlaka korunma önlemlerinin anlatılması ve serolojik takibi alınması gerekiyor. Kök hücre naklinde ise organ naklinin tersine seropozitif alıcıda reaktivasyon oluşu sonucunda risk var. Yani verici serum negatif olabilir ancak burada alıcının seropozitif olması önemli. Genellikle nakilden 2 ay sonra görülüyor. Reaktivasyon prevalansı %6 ila %6 arasında değişirken mortalite dikkatinizi çekmek istiyorum %60 ila %90'ları bulabiliyor. Seropozitif bir vericiden seronegatif alıcıya kök hücre nakli yapıldığında risk yok deniyor ancak istisnai bir durumu var. Birazdan tablo üzerinde bahsedeceğim ancak bu bireylerde de dediğim gibi korunma önlemlerinin anlatılması son derece önemli. Şimdi biz solid organ nakli yapacaksak riskli olan durum seropozitif vericinin olması, seronegatif alıcının olması. AIDS'li hastalarda CD4T hücre sayısı takibi yapacağız. IgG'si pozitifse CD4T belli bir değerin altına düştüğünde profilaksi vereceğiz. Seronegatif bir bireyse de korunma önlemlerini anlatacağız. Kök hücre naklinde ise seropozitif alıcının olduğu durumlar oldukça riskli. Reaktivasyon riski var. Ancak vericinin pozitif olduğu durumda da eğer kanda veya kemik iliğinde takizoidler mevcutsa geçiş riskinin olabileceği söyleniyor. Primer akut enfeksiyon geçiş riskinin olabileceğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonuç olarak özetleyecek olursam bir slide'la toksoplazmoz açısından riskli durumların belirlenmesi, tarama ve tanı algoritmalarının geliştirilmesi oldukça önemli. Konjenital toksoplazmoz için Fransa Ulusal Tanı Merkezi tarafından oluşturulan ayda bir taramaya dayalı protokoller son derece faydalı bulunmuş. Ancak her ülkenin kendi prevalansına ve ekonomik düzeyine göre kendi protokolünü oluşturması gerekiyor. Bizim de ülke olarak bu konuda biraz fazla daha yol kat etmemiz gerekiyor. Yani ortak bir tarama algoritması oluşturmamız, ortak testleri belirlememiz, gerektiği zamanda yönlendirebileceğimiz referans bir merkezin olması gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Hem Büşra'ya hem Özlem'e bu güzel sunumları için çok teşekkür ediyoruz. Parazitleri özlemiştik. Ele doçentliğe 2006 yılında giren biri olarak ben daha da özlemiştim. Çok teşekkür ediyoruz.